İki haftadır biz bu konuyu işliyoruz. Duyduklarımız neydi? Hasretin bambaşka suçlara bulaştırılacağı ve hatta hayati tehlikesinin oldu. Kezban Hanım başvurmuştu bize. Anneanne Kezban Hanım torununun hayatından endişe ediyordu. Evet. Kezban Hanımcığım, ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Hazır mısın? Evet. Yani ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Diyeceğim ki artık korkma çünkü ben senin torunun hasreti buldum. Çok o benim yanıma gelirdi, onu kandırdılar. Ne olursa olsun kaçar yanıma gelirdi. Onu kandırdılar. Sahip çıkmaz zannetmiştir o. O ama ne olursa olsun. Anneyim ben, nasıl sahip çıkmam? Nasıl? O da küçücük bir çocuk, annesiyle korkutuldu, hayatıyla korkutuldu, tehdit edildi. Sizi başka şekilde tehdit ettiler ama biz o kızın sonuna kadar... Oo, estağfurullah. Burban olayım. Burban olayım. Burban olayım. Seni zaten görmem de, avukat beyle seni nerede görsem gözüme bir güven geliyor. Kahraman Hoca ile Uğur Bey'i görünce gelmiyor mu? Ya geliyor da ikiniz daha. Sen de. Üzülecekler. Bütün biz ikimiz bir resim çekmek de ne olur. Çektiriz. Hasreti de alırız sonra çektiririz. Evet, gelecek mi buraya hasretim? Bakalım şimdi gelişmeleri hep beraber öğreneceğiz. Ama bundan sonrası çok önemli. Onu da konuşacağız. Gözün aydın. Aydın Necid olun, sağ olun. Kurban olurum size. Kurban olurum size. Şeyim de kalp çarpımda hamur var. Milyon arkadaş ne olur gelin. İlacını getirelim. İlacın kalp çarpımda hamur. Sakin sakin o zaman oturalım. Çantamın içinde şöyle. Tamam. Çantasının içerisinde ilacı var. Hadi oturtayım ben seni, yavaşça uzun gidelim. Sakin. Ama şimdi heyecanlanacak bir şey yok, artık mutluluk zamanı. Kızın sağ salim bulundu, torunun. Otur güzel bakalım Kezban. İyi misin? Bir derin nefes al. Yudum sustan. Yaslan arkana. Karanlık bir yerin altındaydım. Bu kadar bir ışık geldi, çimen oldu. Oradan çıktım sürünerek. Rüya mı gördün? Rüyamda. Dün gece. Bugün dedim ve bir şey olacak ya Rabbim. Ben öleyim, bırakacağım. Tamam, çok şükür güzel bir haber geldi. Hasret iyi, korkma. Ben şimdi bütün o detayları anlatacağım. Nasıl bulunduğu, ne oldu, hepsini annesinden konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Annesinden endişe ediyorsun. Evet, niye? Bir şey yaparlar ona çünkü yalnız o. Kimse bir şey yapamaz. Kimse bir şey yapamaz. Çünkü biz buradan paylaştık. Seyircilerimiz de bizim paylaştıklarımızla o ihbarları paylaştı. Seyirciden gelen bilgileri biz emniyetle paylaştık. Ve titiz bir çalışma sonrasında... Kayseri İl Emniyet Müdürü'ne, Sayın İl Emniyet Müdürümüze, Asayiş Şube Müdürümüze, beraberindeki bütün çalışma arkadaşlarına, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki o polis memurlarına, hepsine kocaman teşekkürler, yürekten teşekkürler. İyi ki varsınız.